İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Nemrut Jeopark'ın UNESCO ağına girmesi için ilk adım atıldı. Artsakh'ın 3 parlamenter siyasi gücü Dünya Ermeni Zirvesi ile ilgili bir açıklama yaptı. ABD, Ermenistan Cumhuriyeti sınırında Washington durumu bildirdi. Batı Ermenistan'da eğitim, Van. Artsakh hazineleri, Cirabert Kalesi. İnsan hakları savunucusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermeni kültürel mirasına yönelik vandalizm vakaları hakkında bir video yayınladı. Türkiye'de düzenlenen engelli bilek güreşi dünya şampiyonasında Ermeni sporcular 4 altın madalya kazandı. Batı Ermenistan'ın Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğal güzelliğinin yanı sıra bilimsel öneme sahip Nemrut Kalderası'nı da kapsayan Nemrut Jeoparkı'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun küresel jeopark ağına dahil edilmesi için bilim kurulu oluşturuldu. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları, bitki örtüsü, biyoçeşitliliği, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleriyle ilgi gören Nemrut Jeoparkı'nın dünyaya tanıtılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bunun tanıtılması gerekiyor. Orada volkanik aktivitenin tazeliğini görebiliyorsunuz. Üzerinde toprak örtüsü bile oluşmamış ve bazalt simsiyah lavlar bir alanda yığılmış. Artsakh Cumhuriyeti'nin parlamentoda yer alan 3 siyasi partisi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'da 28-31 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Dünya Ermeni Zirvesi ile ilgili açıklamada bulundu. Bildirde özellikle şunlar belirtiliyor. Aslında bu kritik dönemde Ermeni halkının tek kurtuluşu milli birlik olabilir. Artsakh'ın siyasi güçleri ve yetkilileri yaptıkları açıklamalarda ve çağrılarda her zaman üçlü fikrini ve bu doğrultuda atılan pratik adımları vurgulamıştır. Anavatanda ve Artsakh'ta farklı formatlarda düzenlenen forumlar ve tartışmalar, sürgündeki Ermeniler, Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh üçlüsünün gerçekleşmesi için en önemli barınaklar oldu. Kalıcı değerler ve hayati önem taşıyan meseleler uğruna Ermeni birey, dünyanın neresinde olursa olsun fedakarlık ve özveriye, birleşmeye ve mücadeleye hazırdır. Dünya Ermeni Zirvesi'nin bu yıl 28-31 Ekim tarihlerinde Yerevan'da yapılması planlanıyor. Artsakh bu zirvede yok. Bu bakımdan ulusal bir alarm durumuna geçilmelidir. Artsakh'ı görmezden gelen ve sahte pan-Ermenicilik kılığına giren bu toplantı, Ermeni devletine ve onun gücünü sağlayan sütunlara değer veren herkes için kabul edilemez olmalıdır. Yukarıdaki gerçeklere dayanarak hemşerilerimizi, Artsakh devlet adamlarını birliği zedeleyen girişimleri reddetmeye çağırıyoruz. Batı Ermenistan, Yerevan yetkililerinin hiçbir zaman dikkatini çekmediği için bu zirveye katılmayacağını hatırlatıyor. Batı Ermenistan, yine de Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nde, Artsakh'ta, Cavak'ta veya Batı Ermenistan'da yaşadıklarına bakılmaksızın tüm Ermenilere birlik çağrısında bulunuyor. Bu noktada birlik olmak ve ortak haklarımızın yolunda yürümek önemlidir. Ancak Batı Ermenistan, Artsakh'tan ve Doğu Ermenistan'dan harita hazırlarken kendi topraklarına Türkiye yazmamalarını istiyor. Batı Ermenistan'ın yasal bir parçası olan Artsakh'taki Ermenilerin haklarını hiçbir zaman reddetmedi ve Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu asla iddia etmedi ve Artsakh'tan da eşdeğer bir adım bekliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve Bölgesel Çatışmalar Dairesi Başkanı Mark Cameron, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gegharkunik bölgesini ziyaret etti, Vartenis ve Sotk yerleşimlerinde bulundu, Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri 2. Kolordu Komutanı ile bir araya geldi ve Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınırındaki durumu yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında Mark Cameron, Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliği ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış konularında ABD'nin sürekli desteğini vurguladı. Böylece temas hattını 2 ay boyunca gözlemleyecek olan Avrupalı gözlemciler arasında ABD'li temsilciler de katılıyor.
Batı Ermenistan, temas hattındaki gözlemcilerin varlığını, askerlerin ve halkın güvenlik sorunlarını dikkate alarak olumlu değerlendiriyor. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'i önceleyen dönemde Van, Batı Ermenistan'da eğitim açısından nispeten gelişmiş ve göze çarpan merkezlerden biriydi. Van Ermenileri okula ve eğitime karşı dinmek bilmeyen ve inatçı bir eğilime sahip eğitimsever halk olarak tanımlanıyordu. Bir tanıklıkta şunları okuyoruz. Vanlı biri toplum içinde gelişmiş, bilgili okuryazar olarak görünmek için büyük bir çaba sarf ediyordu. Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde olduğu gibi Van'da da 19. yüzyıl başlarında eğitim hayatının merkezi manastırlardı ve ruhban sınıfına veya ruhban olmak isteyenlere yönelikti. Van'daki ilkokul erkekler için 1820'li tarihlerde Kahakameç mahallesindeki Surpvartan Kilisesi bünyesinde varlıklı tüccar Hagop Ağa Karaseferyan'ın girişimiyle tesis edildi. Konstantinopolis İstanbul Ermeni Patrikliği tarafından 1834 tarihinde hazırlanan istatistiki bir rapora göre Van'da 3 Ermeni okulu vardı. Bu raporda her ne kadar okul isimleri zikredilmiş olmasa da bunların Kahakameç'teki Surpvartan Kilisesi, Aykestan Araruç ve Noraşen Kiliselerinin okulları olduğunu tahmin edebiliriz. Makalenin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Cirabert Kalesi, Artsakh'ın Mardagert bölgesinde Tartar ve Tırhi nehirlerinin birleştiği yerde ormanlık tepelerle çevrili devasa bir kaya kütlesi üzerinde yer almaktadır. Kale, su bariyerleri ve neredeyse dikey kayalıklarla korunmaktadır. Cirabert Kalesi'nin kurulması hakkında herhangi bir bilgi yok ancak 10. yüzyılda yaşamış olan tarihçi Mofses Gahankatvatsi'nin Ahvan Dünyası'nın Tarihi adlı eserinde kaleden bahsedildiğini görüyoruz. Kalenin yer yer vadiye inen düzensiz bir plana sahip piramidal surları vardır. Surların yanı sıra nehre inen tonozlu tüneller de korunmuştur. Ayrıca kalenin tek girişi olan kapılar da bulunuyor. Cirabert'ten Yeritz Mangats Manastır kompleksine giden tünel savaş sonrası yıllarda kazıldı. Ayrıca kale bir dizi başka ruhani merkezde Dadivang, Ganzasar ve 3 düzineden fazla kırsal toplulukla patikalarla bağlandı. Cirabert Kalesi böylece bir sığınak ve savunma yapısı olarak kabul edildi. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu kendi resmi sosyal kullanım hesabı olan Facebook sayfasında Artsakh'ın kontrolü dışındaki bölgelerde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermeni kültürel mirasının vandalizm ve tahrip vakaları hakkında bir video yayınladı. Batı Ermenistan, Cuha'daki Haçkar anıtlarına yapılan saygısızlık sırasında vandalizm olaylarını toplamaya başladı ve Azerbaycan aleyhine dava açtı. Azerbaycan'ın işgali altındaki Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında şu anda yaptığı şey beklenebilir. Çünkü nasıl devlet olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmediğiniz bu göçebe millet, dünya kültür şaheserlerini yok eden bir devlet haline gelmiştir. Ve bu uluslararası toplumun gözünden kaçmış gibi görünüyor. 14-23 Ekim tarihleri arasında Ermenistan Cumhuriyeti Engelliler Spor Federasyonu'nun takımı Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanlığı desteğiyle Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen Dünya Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'na katıldı. 2 gün içinde Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri 4'ü altın, 4'ü bronz olmak üzere 8 madalya kazanmayı başardı. Naira Mesropyan ve Marine Mgırdıçyan sol ve sağ elleriyle 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanını aldılar. Ermenistan Cumhuriyeti Kızlar Bilek Güreşi ekibi takım hesaplamasında 3. sırayı aldı. Dünya şampiyonasına 54 ülke temsilcisi katılmıştı. Batı Ermenistan sporcuları başarılarından dolayı tebrik ediyor ve bu zaferin Türkiye'de kazanıldığını vurgulayarak ileride daha büyük bir zaferin olduğunu ve bunun vatan için bir zafer olacağını uyarıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tatul Altunyan adlı devlet dans ve şarkı topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ahçi Maran adlı eseri sunuyoruz. Ahçi Maran yarim.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.